Türkiye'nin dünya çapında iki önemli sanatçısı, klasik müzik sanatçımız Sayın Gülsin Onay ve sevgili Kerem Görsev, caz müziğiyle ince Türkiye'de ve dünyada Türk sanatçılar arasında akla gelen ilk üç isimden biri, birazdan bu güzel yaz gecesinde bizimle beraber olacak ve bambaşka konulardan konuşacağız. Çok daha klasik ve büyük bir piyano getirmek isterdim ama ne yazık ki imkanlarımız bir de kalenin içine getirmek kolay olmadı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Bizleri Bodrum'da 10 yıldır devam eden Gümüşlük Klasik Müzik Festivali evet. mi diyeyim ben? Evet festivali. Evet. Festivalin evet. hamisi diyeyim size aynı zamanda. Evet aynı zamanda hem danışmanı hem hamisi. Evet, evet Eren'le ben Nedir bu festival? Bu festival çok farklı bir festival çünkü aynı zamanda genel sanatçıların yani dünya çapında çok ünlü sanatçılar gelip konserler veriyorlar. Aynı zamanda o sanatçılar genç piyanistlerle, kemancılarla, flütçülerle, bazen violonsel oluyor, bazen arp olmuştu. Onlarla çalışmalar yapıyorlar 3-4 gün süreyle ve muazzam bir yaz okulu aynı zamanda. Yaz okulu yani. Bayağı. Aynı zamanda yaz okulu ama muhteşem konserler var. Ve son iki, yani bu ikinci olacak. Adnan Saygun piyano yarışmasını düzenliyoruz. Siz biraz evvel de Adnan Saygun'un başlayın. Horonunu çaldın. Evet, evet, evet. Ve o yarışmada geçen sene çok parlak öğrenciler, piyanistler daha doğrusu gençler ödüller kazandılar ve bugün öğrendim olağanüstü bir şey. Geçen sene birincilik alan bizde Eren Yahşi, Amerika'da da üçüncülük almış. 2500 kişinin katıldığı müthiş uluslararası bir yarışmada. Yani o çok bu yıl başarılı. Peki etkiledi mi bu gezi olayları? Yani teşvik olarak sponsorluk anlaşması pek çok şey iptal edildi. Evet. Yani bir etkisi oldu mu? Mutlaka bizim şöyle her sene zaten olağanüstü zorluklarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Herkes bir ucundan tutuyor. Her sene farklı sponsorlar yardım etmeye çalışıyorlar. Yani ve gerçekten son ana kadar hep böyle tedirgin bir vaziyette bekliyoruz. Hangi şeyleri yapabileceğiz, yapamayacağız şeklinde. Yine aynı zorluklarla tabii karşılaştık. Fakat yine de çok güzel bir programla olağanüstü sanatçıların katıldığı ve yarışmamızı da yapacağız bu sene. Önemli isimler var. İşte Edna Golanski geliyor. Çok mühim bir dünya çapında bir piyanist, aynı zamanda eğitmen. Ondan sonra Boğaziçi Korosu geliyor. Çok iyi bir piyanistimiz daha var, Maurizio Valina. Onun konserleri olacak. Oğlumuz geliyor. Oğlum geliyor, onunla beraber açılış konserimiz ana, var. Ana oğul, açılış evet. konseri. Evet, 15'inde pazartesi akşamı. Bu sene de çok güzel bir mekanımız var. Taş Ocağı, Antik Taş Ocağı, Gümüşkaya sitesinin içerisinde. Çok eski, yani güzel görüntüsü olan bir muazzam bir doğayla iç içe olağanüstü bir mekan. O piyanonun başında Alman piyanistin o piyanonun evet. başında sonradan izledim. Ve siz bir anlatır mısınız? Ne zaman gittiniz? Nasıl karar verdiniz? Ne oldu? Ben çok merak ediyorum. Biz sadece çünkü sizin çaldığınız Ay Işığı Sonatı kısmını görüyoruz. Hikayesini evet. çok merak ediyorum sizden. Ne güzel bu fırsatı verdiğiniz için. Yani gezi hakkında konuşabilmek önemli bir ayrıcalık benim için. İlgiyle ve yani gönül bağıyla izleyerek destek verdim gezi olaylarına ve ilk günlerinde ben o sırada yurt dışındaydım. Bregenz'de konserim vardı. Döner dönmez ilk işim yani yakından görmek için Taksim'e gitmek oldu ve orada o gençliğin o olağanüstü ruhunu ve inanılmaz
dayanışmasını yaşadım, gördüm ve yakından takip ettim. Daha sonraki günlerde Ankara'da, Eskişehir'de yine aynı şekilde direnişlerin içerisindeydim. Yani onlara destek vermek istedim ve gördüm gerçekten. Çekinmediniz mi? Efendim? Çekinmediniz mi? Etrafınızdan ya ne yapıyorsun Gülsün, yarın bir gün bak hükümetin gazabından korku ya da farklı şeyler geldi mi tepkiler? Ya mutlaka tabii herkes o nasıl böyle bir cesareti fakat o öyle bir şey ki yani o kadar barışçı ve o kadar güzel bir gençlik vardı ki orada yani o ve inanılmaz. Estür anlayışı yüksek. Olağanüstü. Yani hakikaten müthiş bir şey. Ben ömrümde hiçbir zaman politikayla ilgili bir şeyim olmadı. Hiç yani eskiden beri müziğin dışında insanlar. Ama şöyle bir şey var. Ben her zaman son derece gençlere bir kere çok değer veriyorum. Yani onlarla çalışmaktan büyük zevk alıyorum. Masterclasslar yapıyorum. Ve halka yani iç içe olmayı çok severek yani konserlerimi her yerde yapıyorum. Gidip köyde çaldım. Bu ne zamandı? Yani nasıl, saat kaç sırasında çaldınız? Bu 14 Haziran'da yani tam bir gün önce ve şöyle bir şey oldu. Ben ondan sonra döndüm İngiltere'ye ve aslında ben bir şey yazdım sosyal medyada. Yani keşke ben de ve müzisyen arkadaşlarımla birlikte burada desteğimize bir konserle göstersek diye ve oradan inanılmaz binlerce şey geldi. Kaçta gittiniz? Hayır, bir gün önce değil de iki gün önce gitmiştim. Bir gece önce bir matematikçilerin bir toplantısı vardı. Çaldınız şey. Hayır, gittim ve geldim yani. Uçaktan inip gece 11'de vardım. Evet, Taksim'e. Şaşırdılar mı insanlar, sizi tanıdılar mı? Fakat şöyle, ben geleceğimi bildirdim. Yani sosyal medyada daha doğrusu yani bildirdim. Yani çünkü ben giderken daha orada piyano olacak mı, olmayacak mı? Bugüne kadar herhalde verdiğiniz en farklı konserlerden bir tanesi. En duygu yani benim için çok büyük bir anlamı var. Yılda kaç konser veriyorsunuz Gülsün Hanım dünyanın farklı yerlerinde? Dünyanın farklı yerlerinde çok konser veriyorum. Bugüne kadar 70 ülkede çaldım. 75 aşağı yukarı. Konserler de iptal edildi. Nedeni ne konserlerin iptal edilmesi? İnsanlar gelmek istemiyor. Moralleri yok. O anlamda. Moral de yok. Bir de yani nasıl çalacaksınız, o kime çalacaksınız? Orada can veren gençler var, ölen insanlar var, biber gazı yiyen insanlar var. Ortalık darma duvar olmuş. Ben de gittim iki kere bakmaya, bir Gezi Parkı'na gittim. Bir de 8 Haziran'da gittim İstanbul'a. Yine gittim baktım. Yani pek hoş değildi yani. Şimdi o nasıl Twitter'dan, ben çünkü her gün müzik yolluyorum. İşte günaydın, iyi öğlenler, akşama işte iyi geceler. Şimdi nasıl yazacağım ki, benim konserim var, gelin. Şimdi bu zor bir şey bu. Bir de o kadar gergin ki toplum. Yani ne yazarsan yaz tepki gelmiyor. Bu kadar kutuplarda değildi. Yani size eminim destekleyen kadar yazdıklarınızdan dolayı. Kesinlikle. Hiç tanımadıklar bile çok küfür kıyamette gelmiştir. Küfür demin ve eleştiri gelmiştir diye. Ama şunu da unutmamak lazım. Müzik her zaman en güzel tedavidir, terapidir. Hani o insanların ruhuna iyi gelen bir şey. Yani gençliğimiz, bütün ileride umudumuz gençlik ve olağanüstü çok parlak bir gençlik yetişiyor. Bu her alanda olduğu gibi müzikte de öyle tabii. Ve onların yani parlak, özgür ve nasıl diyeyim yani her şeyi kendi istekleri doğrultusunda yapabilecekleri bir dünyaya kavuşturmak istiyoruz. Yani biz onlara destek veriyoruz. Çünkü bütün geleceğimiz onlar ve aslında hakikaten çok yanlış bir dışlama diyebilirim. O kelimeyi de kullanabilirim. Yani o isteklerine kulak verilmedi, dışlandı. Fazla bir, aşırı bir şeyle karşılıkları evet. Yani orantısız hakikaten. Siz Ay Işığı sonatını çaldınız. Ben en son bunu sanırım Bodrum'da Mehmet Ali Birand'ın da dahil olduğu bir gruba çalmış olabilir misiniz? Tabii, çünkü Mehmet tabii, Ali Birand'dan tabii. Böyle bir şey duymuştum. Evet, tabii, birazdan tabii. Ben sizden rica edeceğim. Hatta ben bugün böyle büyük bir saat taktım. Öyle mi? Mehmet Ali Birand'a hep takılırdım ben, hatırlarsan Kerem. Evet. Evet. Yine Birand'ın saati güzelmiş. Oo bak yine güzel saat takmış. Saati de büyük, saati de şey falan diye. Evet. Dedim ki programa biraz Mehmet Ali
Deli abiyi de analım. Gerçekten bu yaz çok onsuz eksik geçiyor. İlk kez bu kadar, bir de haberlerin bu kadar alevlendiği bir dönemde. Evet. Hep beraber eksikliğini hissediyoruz. Kesinlikle. Programın kapanış sırasında rica edeceğim. Evet. Çok yakın aile dostumuzdu. Çok Erenköy'den, yani çok gençliğimizde çok birlikte olduk. Aynı zamanda geçen yıl tam 10 Temmuz'da kaybettiğimiz Meriç Soylu'nun da akrabasıdır. Evet. Ve biz Gümüşlük Festivali'nin açılış konserinde de konserimizi Meriç Soylu'nun anısına yapacağız bu yıl. Öyle olacak. Evet. Diğer sizin konseriniz? Diğer konserim ayın 28'inde yine Gümüşlük Festivali'nde Endelium Quartet'le çalacağım. Schumann Quintet'i çalacağız. Çok önemli bir kuartet dünya çapında. Yarın akşam da Datça'da konserim var. Antik Amfiteyatro'da. Evet. Akşam 21.30'da. Orada da yine Beethoven var, Chopin var. Liszt ve Adnan Saygın'ın programında. Evet. Türkiye'de orkestra sayısı hala çok az. Ve üstelik daha da azalacağı benziyor. Şimdi o konu tabii çok büyük bir yara bizim için. Yani orada bir planlanan durum var. Şu anda herhalde geçmedi, yani gelmedi öyle bir. Fakat öyle bir niyetleri olduğunu biliyoruz. Bundan çok büyük, çok büyük üzüntü duyuyoruz. Peki, yani ona hiç girmeyelim bu programda. Fakat yani orkestra sayısı aslında hiç fena değil, gayet kadro iyi. Yani, kadrolar ve çok iyi orkestralarımız var yani. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir'in dışında Adana'da var, Antalya'da var, Bursa'da var, Samsun'da var. Evet. Yani gayet güzel operalarımız da var. Evet. Mersin'de de. Ben son olarak biraz az zamanımız kaldı. Gülsün Hanım, eğer bizi kırmazsanız Ayışıl sonatından en azından bir kısmını bizimle çalarsanız çok olur. Çok sevineceğim. Ondan ya, sonra bu piyanoda nasıl çıkacak? Ne kadar çıkarsa artık. Allah ne verdi. Ve de sevgili Mehmet Ali Birand'ın anısına diyelim biz bunu. Olur Mehmet Ali abimizi de burada analım bir kez daha sevgiyle. Evet. Çok iyi. Peki. Zahmet olacaksın.